Gel. Hünkârım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Nasıl yaparsın bunu Osman? Nasıl gönderirsin validemi? Senin üzerine hiç mi hakkı yok? Sen çık. O seni tahta çıkarmak için canını ortaya koydu. Karşılığı bu mu olacaktı? Konuşsana Osman, bir şey de. Kimseye izahat vermek zorunda değilim. İlaveten bundan böyle hünkârım diyeceksin. Ve zinhar bir daha huzuruma destursuz girme. Çekilebilirsin. Kazakların baskınları devam ediyor hünkârım. Karşımıza çıkıp yiğitçe savaşmaktan kaçıyorlar. Baskından sonra kaçıp Leh diyarına sığınıyorlar. Leh diyarı da hain yuvasına dönmüş durumda hünkârım. Erdal Voyvodanız Behlem Gabor, Lehlere karşı yardımınızı rica etmekte. Yardım gönderilecek. Güzelce Ali Paşa, sefer hazırlıkları ne vaziyette? Hız kesmeden devam ediyor hünkârım. Allah nasip ederse baharda yola çıkacağız. Leh kafirini dize getirip Hotin'in anahtarını size getireceğiz. Ne demek bu? Hotin'in anahtarını bizzat kendim alacağım demedim mi? Orduyu Hümayun'a bizzat ben serdarlık edeceğim. Hünkârım, Hristiyan alemi büyük bir savaşın içinde. Her yer yangın yerine dönmüş. Emniyetiniz için payitahtta olmanız daha doğru değil mi? Hem orduyu idare etmeye muktedir nice kabiliyetli yiğit serdarlarınız var. Gözünüz arkada kalmaz hünkârım. Yıllardır Cihan padişahları sefere çıkmaktan imtina ettiler. Zafer nidaları duyulmaz oldu. Deryaya akan nehirler kurudu. Lakin ben kudretli atalarım Fatih Sultan Mehmet gibi, Sultan Süleyman gibi orduya bizzat serdarlık edeceğim. Fütühat devri yeniden başlayacak. Unutmayın ki bir padişahın yeri mutlak surette cenk meydanıdır. Hakkı haliniz var hünkârım. Sayenizde devlet haliye tekrar eski günlerine kavuşacak. Hotin yalnızca bir başlangıç. Sonra Krakow'a yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle Lehistan kralı Sigismund'un hesabını görüp akabinde Viyana'yı kuşatacağız. İnşallah cümle kâfire diz çöktürürsünüz hünkârım. Lakin sefer arefesinde düşünmeniz icap eden bir husus var. Söyle nedir? Rahmetli hünkâr babanızın başına gelenleri anlatmıştım size. Celalilerin üzerine yürüdüğünde hainler amcanız Mustafa'yı tahta çıkarmak istemişti. Aynı şey yaşanabilir. Mehmet'i tahta mı çıkarırlar? Bunu mu diyorsun? Allah muhafaza. Ama ihtimal dahilinde. Yeniçerilerin kardeşinizle olan sevgisi aşikar. Tedbir almak lazım gelir. Mehmet'in idamını bekliyorsan boşuna. Asla kıymam. Hiç değilse sefere giderken yanınızda götürmenizi tavsiye ederim hünkârım. Payitahtta kalmaları tehlikeli. Gel. Hünkârım. Söyle. Müjde. Melek Sîman Sultanımız doğuruyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir oğlumuz oldu. Şehzademiz. Sen nasılsın? İyiyim hünkârım. Şehzadem yanımda. Siz yanımdasınız. Saadet içindeyim. Gözünüz aydın hünkârım. Rabbim size ve şehzademize uzun ömürler nasip etsin inşallah. Amin. Kardeşlerime haber vereceğiniz kalsa. İsim merasiminde yanımda olsunlar. Emredersiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin adın Ömer. 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 Şehzademe senin adını verdim Lala. Zira bendeki yerin ayrıdır. Şeref duydum hünkârım. Rabbim inşallah Şehzademiz Ömer Hazretlerine sizin gibi kudretli bir padişah olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Saadetiniz daim olsun canım. Allah Şehzademize uzun ömürler bağışlasın canım. Allah Şehzademizin bahtını açık etsin. Allah siz başımızdan eksik etmesin. Şehzademizin bahtı güzel olur inşallah. Bahara doğru ordunun başında sefere çıkacağım Mehmet. Hedeflerimden biri Leh diyarından geçip kuzeye, Baltık denizine ulaşmak. Böylece kuzeydeki protestanları himayem altına alacağım. Ben ne olacağım peki? Sizinle mi geleceğim yoksa burada mı kalacağım? Sen hangisini isterdin? Siz nasıl münasip görürseniz. Hünkârım ben... Söyle. Nicedir sarayda bir rivayet dolaşıyor. Eğer bir şehzadeniz olursa... kardeşlerinizi idam ettireceğinizi söylüyorlar. Ben elbette itibar etmedim. Lakin Murat ve Kasım korkuyorlar. Git ve onlara de ki, rahmetli hünkâr babam nasıl kardeşine kıymadıysa ben de kardeşlerime kıymam. Kıyamam. Gözünüz aydın hünkârım. Müjdeyi aldım. Allah şehzademizin bahtını açık etsin. Amin. Biliyorum bana ve valideme kızgınlığımız geçmiş değil. Mazide büyük hatalar yaptık. Ne istiyorsunuz söyleyin sultanım. Bu kutlu günde affınıza sığınıyorum. Doğan Şehzadenizin hatırına. Ne olur müsaade edin. Bir kez göreyim Mustafa'yı. Aslanım. Validem. Seni burada görmek ne büyük saadet. Epeydir gelmemiştin ziyaretime. Malum devlet işleri. Vakit bulamadım. Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Size güzel bir haberim var. Gözden Melek Sîman dün gece doğurdu. Bir şehzadem oldu. Demek bir şehzademiz daha oldu. Nasıl sevindim bilemezsin. Hanedanımız büyüyor. Demek evladına Lelen Ömer Efendi'nin adını verdin. Lelam'dan hoşlanmadığınızın farkındayım. Lakin bende yeri farklıdır. Lalandır. Kıymet vereceksin elbet. Lakin kapı halkına fazla yüz vermek olmaz. Kibri artar. Saltanatına gölge düşürür maazallah. Merak etmeyin validem. Kimse saltanatıma gölge düşüremez. Kim buna cüret ederse elimle verdiğimi kılıcımla alırım. Âlâ. Sizinle konuşmak istediğim bir husus daha var. Fikrinizi öğrenmek istiyorum. Malumunuz üzere baharda sefere çıkacağım. Kardeşim Mehmet de benimle gelsin isterim. Siz ne dersiniz? Aslanım tabii sen en doğrusunu bilirsin. Lakin ben senin dahi sefere çıkmanı istemezken ne diyeyim? Daha erken. Aceleye lüzum yok. Size kalsa hep erken. Gözünüzde hala küçük bir çocuğum değil mi? Çocuk değilsin elbet. Artık Cihan Padişahısın. Elimde değil. Valideniz olarak evlatlarım için endişeleniyorum. Safiye Sultanım. Gözden hayırlısıyla doğurmuş. Sana bir şehzade vermiş. Şükürler olsun ki alemi cihan soyun senden devam edeceğini anlayacak. Eksik olmayın sultanım. Ben de sevince gark oldum. Bizler seviniriz elbet. Lakin Kösem Sultan'ın sevineceğini hiç sanmam. Haberi bizzat ben verdim. Nasıl mutlu olduğuna gözlerimle şahidim. Yüzüne güler tabii. Mühim olan arkandan ne işler çevirdiği. Eğer buraya validemi karalamak için geldiyseniz sizi dinleyecek vaktim yok. Bir şey anlatacak değiliz zaten. Git ve kendi gözünle gör validenin hakiki yüzünü. Destur! Sultan Osman Han Hazretleri! Derhal izahat verin. Siz ne cüretle benim irademi hiçe sayıp gizlice divan kurarsınız? Sizin haddinize mi benim verdiğim kararı sorgulamak? Beni hünkârımızla yalnız bırak. Madem böyle ezip kurup gizlice divan eylersiniz, benim divanımda yeriniz yok. Güzelce Ali Paşa, seni vezir-i azamlıktan azlettim. Benim bir günahım yok hünkârım. Hata yapıyorsunuz. Rafi, sen benimle nasıl böyle konuşuyorsun? Benimle gelin sultanım. Herkes sizin annenizle konuşurken ben sizi müdafaa ettim. Validem bana ihanet etmez dedim. Lakin yanılmışım. Ben asla senin aleyhinde bir şey yapmadım Osman'ım. Benden nasıl şüphe edersin? Ben sadece senin iktidarını korumaya çalışıyorum. Siz beni kimden koruyorsunuz ha? Herkesten. Gördüğün, görmediğin bütün hainlerden. Bizi birbirimize düşürüp senin tahtına göz dikenlerden. Evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ben sana ihanet etmedim. Etmem. Gidin ve evlatlarınızla son bir kez vedalaşın. Zira bundan böyle görüşmenizi yasaklıyorum. El Hac Mustafa. Sen ki benim Dar-ı Sade ağamsın. Sadakatin yalnız bana olmalıydı. Lakin sen bunu unutup arkamdan işler çevirmişsin. Haşa hünkârım. Sultanımız ne yaptıysa sizi ve tahtınızı korumak için yaptı. Affedin ben... Kafi. Bundan böyle seni sarayımda görmek istemiyorum. Mısır'a sürgün edildin. Malın mülkün ne varsa Beytül Mal'a devredilecek. Hünkârım. Çekilebilirsin. Gel. Hünkârım. Gizli divana katılan herkes cezasını çekti. İlaveten emriniz üzere Ohrili Hüseyin Paşa'ya sadaret mührünü teslim ettim. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sence doğru bir karar mıydı Lala? Validem de Hacı Ağa da yemin ettiler. İhanet etmedik, bir günahız dediler. Meşveret meclisi kurulması dahi kafi. Unutmayın ki orada neler konuştuklarından asla emin olamayız. Bu yüzden bir an evvel tedbir almalıyız hünkârım. Daha ne tedbir alacağım Lala? Artık bir şehzadeniz var hünkârım. Ancak ekber ve erşit nizamı olduğu müddetçe asla tahta çıkamaz. Bu yüzden derhal yeni bir hattüman yazmak icap eder ki evladınız tahtın yegane varisi olsun.